PlayStation Türkiye'den herkese selamlar ben Özcan. Bu videomuzda 22 Mart'ta sadece PS5 için Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte beğenimize sunulan Rise of the Ronin hakkında başlangıç aşamasında bilmeniz gereken bazı detayları anlatmak istedik. Elbette bu bir inceleme videosu olmadığı için gerisini çözmek de size kalıyor sevgili arkadaşlar. Sözü fazla uzatmadan o zaman neyle başlayalım? Her zaman gibi hikayeyle başlayalım. Rise of the Ronin'in temelinde aslında Doğu ile Batı arasındaki bir mücadeleyi görüyoruz sevgili arkadaşlar. Japonya'ya gidiyoruz 1863 yıllarına. Oyunumuz o dönemde başlıyor. Yani 19. yüzyıl sonlarında Japonya'da Bakumatsu döneminde geçiyor. Ve burada bir kargaşa, bir savaş, bir kaos hakim. Çünkü Batı'nın kara gemileri denilen Amerika'nın gemileri ülke sınırlarına dayanıyor. Ve ülkeyi bir kargaşa ortamına sürüklüyor. Bu esnada da Tokugawa Shogunluğu'nun 3 yüzyıl süren baskıcı bir yönetim söz konusu. Oyunda da zaten hikayeyi şekillendirebiliyoruz. Ya Shogunluk karşısında yer alabiliyoruz ya da shogun'un yanında yer alabiliyoruz ya da ortalarda bir yerde de seçiminize göre ilerleyebilirsiniz tabii ki. Hikayeyi istediğimiz gibi kendi verdiğimiz kararlara göre şekillendirebiliyoruz. Ve baş kahramanımız da ustası olmayan bir savaşçı bir ronin oluyor. Bir ronin olarak da kaderimizi kendimiz belirlemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yaptığımız seçimlere ve yol boyunca ittifak kurduğumuz karakterlere bağlı olarak da hikayenin farklı şekillerde geliştiğini görebiliyoruz. Bu hikaye özetinden sonra oyun bize zaten bir karakter oluşturma ekranında getiriyor. Oyunda iki karakter oluştur Oyunda bir yalım ikizi denen kavram var. Sizin bir ikiziniz var. Bir kadın bir de erkek olarak karakterinizi istediğiniz özelliklere göre işte saçını, gözünü, vücut tipini, makyajını vesaire e, seçip oluşturabiliyorsunuz. Burada yalım ikizi kavramı önemli ve karakterler arasındaki bağ da önemli. Zaten bağ sistemine de birazdan geleceğiz. Ne demiştik? Yol boyunca bazı karakterlerle karşılaşıyoruz. Burada sizin seçtiğiniz yol önemli işte. Bazıları düşmanınız olurken bazıları yanınıza yer alıyor. Çünkü siz ona göre karar veriyorsunuz. Hikayenin gidişatını siz değiştirerek. Biliyorsunuz. Tabii ki hikayeyle ilgili daha söylenecek anlatılacak çok detay var ama spoiler olmaması adına burada hikayeyi sonlandırıyorum. Yani özetle bir doğu batı arasındaki mücadeleyi gerçek tarih kişiliklerle gerçek Japonya tarihinden izlerle görüp gerçekten de o tarihi değiştirme gücünü elimizde bulunduruyoruz. Bu noktada hikaye için 3 zorluk seçeneği sizi bekliyor. Tan, grup ve alacak karanlık olmak üzere 3 zorluk seçeneğinden biriyle oyuna başlayabilirsiniz. Ve ayrıca karakterinizi oluşturduktan sonra da kılıç keskinleştirme kökenini seç ekran geliyor. Burada da 6 tane sınıftan birini seçebilirsiniz. 4 temel yetenek üzerine yoğunlaşan sınıflar var burada. Kuvvet, çevik, zeka ve karizma. Bazıları kuvvete ağırlık verirken bazıları zekaya ağırlık veriyor. Bazıları çevikliğe ağırlık veriyor gibi. Buradan da kendinize uygun bir sınıfta seçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sınıfımız seçtikten sonra da karakterlerden biriyle oyuna başlıyoruz. Kadın ya da erkek. Bu arada iki kadın iki erkek karakterle yapabilirsiniz tabi. Biri kadın biri erkek olmak zorunda değil. E, dövüş mekaniklerine bir giriş yapıyoruz aslında. Oyun burada bize dövüş mekaniklerini, temel dövüş mekaniklerini, becerilerini öğretiyor. Kare basarsan hafif atak, bası tutarsan ağır atak gibi çeşitli dövüş becerileri gibi. R1 artı kare ya da üçgenle özel vuruşlar sergileyebiliyorsunuz. Bunları tabii ki tahta silahlarla yapıyorsunuz. Çünkü şu anda köydesiniz ve bir talimdesiniz. Burada saklayalım sancağı da önemli. Bunlar kayıt noktalarınız arkadaşlar. Burada sağlığınız yenileniyor ama ara düşmanlarda tekrar diriliyor. Onu da hatırlatayım. Yani bir nevi checkpoint sistemi, bir nevi e, kayıt noktası diye düşünebilirsiniz bu sancakları. Ve önemli bir noktada üçgen tuşu. Üçgen tuşu da karşı çakım olarak oyunda e, geçiyor. Yani aslında bir nevi peri e, düşmanı blokluyorsunuz ve onu sersemletebiliyorsunuz. Burada tabii ki zamanda basmak çok önemli. Karşı çakımı zamanda basarak düşmanların kiisini azaltabiliyoruz. Ki ile onların staminası oluyor. Tabii ki bizimle bir kiimiz var. Şu anda da Gördüğünüz gibi ekranın alt e, orta kısmında alttaki bar beyaz bar sağlığım. Üstteki bar ise mavi olan ise benimki yani stamina durumum. Tüm bu çatışma eğitiminden sonra artık oyun zaten yavaş yavaş açılıyor. Ve bu noktada oyun size gizli gitmeyi de öğretmeye başlıyor. Suikaste düzenleyebilirsiniz yani düşmanlara. Ama yok ben barut seviyorum ateşli silahları seviyorum derseniz de şu anda da ekranda gördüğünüz gibi düşmanları da e, tüfeklerle, altı patlarla, el tabancalarıyla da haklayabilirsiniz. Ve burada önemli bir noktada stil değiştirme. Oyunda e, silahların silleri var arkadaşlar. Bunlar çalışma stili olarak geçiyor. E, bu çalışma stilleri ekrandan da zaten menüden de bunu görebileceksiniz. Çeşitli okulların, ekollerin çeşitli çalışma stilleri var. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. İşte Mumia ekolü, Nodachi, Jigen, Shinto, Munen gibi çeşitli çalışma ekolleri var. Bunlar da tabii ki farklı etkilere sahip. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi at üzerinde silahla düşmanlarımı haklımaya çalışıyorum. Tabii ki at üzerinde de silah kullanabiliyorsunuz. Böyle düşmanları alt edebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin stilinize bağlı. Nasıl bir karakter inşa etmek zaten ona e, özgü nitelikleri artıracaksınız beceri ve kuvvet puanlarıyla ve ona özgü silahlarla kendinize özgü bir stille bir ekolle e, o okulun çatışma stiliyle çatışabilirsiniz. Burada her bir silahın da 3 stili var şu anda gördüğünüz gibi. 3 stil arasında 3 ekol arasında geçiş yapabiliyorum. İstediğiniz ekolü istediğiniz silahta kullanabilirsiniz. Tabii ki burada bol kombinasyon sizi bekliyor. Zaten Team Ninja'nın en güzel yaptığı şeylerden biri de nedir? Çatışma e, dinamikleridir. Yani oyunun savaş mekanikleri de gerçekten bu açıdan çok Team da burada gerçekten önceki oyunlarındaki gibi çok başarılı bir savaş mekaniği ortaya koyabilmiş. Ve tabii ki açık dünya oyuna yok başlıyoruz. Oyunda ilerledikçe açık dünyanın tabii ki nimetlerini de görmeye başlıyorsunuz. Çeşitli asayiş sağlamanız gereken alt işte böyle düşman tarafından ele geçirilmiş bölgeler var. Onları temizleyerek asayişi sağlıyorsunuz ve ödüller alıyorsunuz. Zaten oyunda Envai çeşit ekipman sizi bekliyor arkadaşlar. Her yerden bir ekipman bir parça düşüyor, özel bir eşya düşüyor. Yani bol loot toplamanız gereken bir oyun söz konusu. Ama gerçekten bunlar işe yarayan ekipmanlar. Merak etmeyin. Bol bol lootlayacaksınız. Bol bol ekipman toplayacaksınız. Farklı kıyafetlerle, farklı çalışma stilleriyle, farklı silahlarla işte tüfeğiyle, kılıcıyla, o katanasıydı. Bir dünya farklı silahıyla, farklı ekipmanı ve kıyafetiyle dop dolu bir oyun sizi bekliyor bu açıdan. Ekipman demişken de kara borsacıları açık dünyada bulmaya çalışın. Bu kara borsacılarda her zaman bulamadığınız özel ekipmanlar olabiliyor. Benden size tavsiye arkadaşlar. Ve oyunda irili ufaklı pek çok mini boss veya ana boss da var. O bosslara karşı da alevli silah gibi böyle şu anda gördüğünüz gibi özel efektlerde kullanabilirsiniz. Silahınızı zehirle kaplayabilirsiniz ya da alevle kaplayabilirsiniz gibi pek çok seçenek burada sizi bekliyor. Tabii ki kara borsacının dışında eczaneci, seyyar satıcı, ahırda at satan bir abimiz gibi pek çok satıcı, tüccar da bizi bekliyor. İstatistiklere bakarsak da çeşitli istatistik puanlarınıza daha doğrusu beceri ve kuvvet puanlarınızla karakterinizi istediğiniz gibi inşa edebiliyorsunuz. Kuvvet ağırlıklı mı olsun, çevik ağırlıklı mı olsun yani çevikliği mi e, daha çok olsun ya da zekası mı olsun gibi karakterinizi inşa edebilirsiniz keyfinize göre ve tabii ki bu güzelim açık dünyada planörle uçabilirsiniz, kancayla bir yerlere seyahat edebilirsiniz ya da atınızla bu güzelim coğrafyada gezebilirsiniz. Başlara dediğim gibi Japonya'nın o döneminin güzelliklerini yansıtan bir oyun olmuş Rise of Tyrion'ın. Derelerden dağlık alanlara, böyle bambu ormanlarından nehir kenarlarına, karlı alanlara kadar pek çok böyle farklı coğrafya, farklı bölge sizi bekliyor. Hatta limanlar, şehir içi, böyle minik kasabalar, köylerde de oyunda sizi bekliyor ve tabii ki bununla sınırlı kalmıyor bu açık dünya. Çeşitli köpekleri biliyorsunuz ki bunlardan gümüş sikke kazanıyorsunuz ya da uyuyan kedileri toplayabiliyorsunuz ya da farklı tür kedileri. Planörle havada uçup talim yapabiliyorsunuz. Bir uçuş talimi yapabiliyorsunuz ya da at üzerinde okçuluk talimi yapabiliyorsunuz ya da standart bir ateşli silah talimi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında sıra evler var. Sıra evlerde sizin karargahınız aslında yani bir nevi yuvanız. Çeşitli özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Yani odanızı tasarlayabiliyorsunuz ve ayrıca burada da önemli bir nokta karakterinizi bir daha burada tipini oluşturabiliyorsunuz. Bu da önemli bir nokta. Burayı da kaçırmayın derim. Ve açık dünyada gezerken çeşitli sürprizlerle karşılaşıyoruz. Yabani domuzlar veya çeşitli farklı tehlikeler gibi ya da mini oyunlar gibi. Biraz önce anlattığım e, mini oyunlar gibi. Ya da bir yan görev serisi başlayabiliyor. E, çıplak kalan bir karakterin kıyafetlerini bulmaya çalışıyorsunuz gibi. Böyle çeşitli mini oyunlar, çeşitli yan görevler sizi bekliyor. Oyundaki harita sistemi de bu açıdan yeterince açıklayıcı. Buradan çeşitli mabetleri, gizli konumları, e, çeşitli ana ve yan görevleri, satıcıları, kedileri, kedi toplama görevi var biliyorsunuz oyunda. Bu tip şeyleri de harita e, haritadan rahatlıkla bulabilir ve bu açık dünyanın tadını çıkarabilirsiniz. Genel olarak menü sistemine bir bakarsak sevgili arkadaşlar en başta zaten harita bizi karşılıyor. Buradan e, haritayı görebiliyoruz. Görevlerimizi görebiliyoruz. Ekipmanlarımızı ya da istatistiklerimizi görebiliyoruz. Biraz önce anlattığım çatışma stillerini görebilirsiniz veya bağlarınızı görebilirsiniz. En başta ne demiştim? Oyunda bağ sistemi gerçekten çok önemli. Çeşitli karakterlerle çeşitli bağlar kuruyorsunuz ve ona göre hediyeler, ona göre geliştirmeler alabiliyorsunuz. Ve ansiklopedi kısmından da oyundaki karakterlerle ilgili ya da e, fraksiyonlarla ilgili, bölgelerle ilgili tarihi bilgilere ulaşabilirsiniz. Sistem menüsünde de oyunun genel ayarları, kontroller ayarları, kamera, dil, ses ve görsel gibi ayarları bulabilirsiniz. Burada da 3 grafik modu bizi bekliyor. Işın izleme, kalite ve performans olarak 3 grafik modunda oyunu oynayabilirsiniz. Rise of the Rony'de çeşitli karakterlerle karşılaşacaksınız. Bazıları müttefiniz olacak, bazıları düşmanınız olacak. Burada yeşil bölgeler şogunluk karşıtı bölgeler oluyor. Mor bölgeler ise şogunluk yanlısı bölgeler oluyor. Bunu zaten diyalog sisteminde de görebiliyorsunuz karakterler arası bağ çok önemli. Uygun bir cevap verirsen bağım gördüğünüz gibi artıyor. Burada seçim gerçekten sizin tarihi şekillendirmenizi sağlıyor. Yani Japonya'nın tarihinde bir değişiklik yapma şansı elde ediyorsunuz. Çeşitli karakterlerle karşılaşıp önemli anlarda, kritik anlarda böyle kendinize özgü seçenekler belirleyebilir ve hikayenin gidişatını değiştirebilirsiniz. Ve ayrıca konuşma becerilerinde ikna, korkutma gibi bir seçenekler de var. Bunları da zamanla zaten kazanıyorsunuz. Ve son olarak şunu söyleyeyim, oyunda bir çevrim içi özellik de var. Oyuna böyle önemli anlarda önemli önemli savaşlarda müttefik çağırabiliyorsunuz. Yani başka bir online oyuncu da çağırabiliyorsunuz ama bunun için çevrim özelliği açmanız gerekiyor. Son olarak oyunun yeni nesil özelliklerine bakalım. Oyunda DualSense'in dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler desteği mevcut. Böylece oyundan daha fazla zevk alabilirsiniz. Ata binerken, koşarken, savaşırken etkileri daha iyi hissedebilir ve daha büyük keyif alabilirsiniz. Bunun yanında 3 boyutlu ses desteği ile Pulse 3D gibi bir kulaklığınız varsa oyundaki sesleri 3 boyutlu olarak da dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki PS5'teki yüksek hızlı SSD sayesinde yükleme süreleri diye bir şey yok. Hızlı seyahatlerde veya öldüğünüzde tekrar oyuna başladığınızda çok kısa yükleme süreleri de sizi bekliyor. Evet arkadaşlar böylece Rise of the Ronin hakkında bilmeniz gerekenleri daha doğrusu başlangıç aşamasında bilmeniz gerekenleri anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. O zaman ne diyoruz? Yeni oyunlarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh. Huh.